Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mardin Hava Yolları'ndan Trabzon Hava Yolu'ndan Mardin'e uçacağız. Sırasıyla işlemleri yapalım arkadaşlar. Oldu. 150'de havalanıyoruz arkadaşlar. 150 knot'a ulaştığımız zaman 143, 250 hadi hadi evet kocacığım evet otomatik pilotu alalım. Uçağı otomatik pilota aldık arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmanız yeterlidir. Arkadaşlar oyun Google Play Store'da var. 3 lira bir şey olması lazım. 3 lira bir oyun. Oyunu almak isterseniz Pro'yu da almanız lazım. Aylık ücretleri var 29.90. Ben aylık olarak aldım. Aylık olarak aldığım için benim için daha ucuz oluyor bu. Ama siz isterseniz yıllık da alabilirsiniz. Bu şeyde bilgisayarlarda oynanılan uçak simülasyonu hemen hemen aynısı ama biraz daha değişik. Bazı hava yollarında arkadaşlar 3 boyutlu olmadığı için sadece pistten kalkışını gösteriyor. Diğer hava yollarında örnek atıyorum ben İstanbul Havaalanı'ndan Sabiha Gökçen'den kalktığım zaman oradan kapıdan kalkıyoruz arkadaşlar. 3 boyutlu pist olduğu için. İzmir Adnan Menderes yine aynı. 3 boyutlu olmadığı için pistten kalkıyoruz. Diğer yurt dışındaki havaalanlara da gidebiliyoruz arkadaşlar. Hani birebir gerçek hayattaki gibi de aynı arkadaşlar. Hani İzmir'den İstanbul'a uçarken ve İstanbul'dan İzmir'e uçarken 45 dakika ve 1 saat falan sürüyor bu.
Ya oyun aslında çok güzel arkadaşlar, hani oyunu çözerseniz basit bir oyun ve siz de seveceksiniz yani oyunu. Verdiğiniz paraya değer arkadaşlar. Hem kendinize eğitmiş olursunuz burada. Buradan Trabzon'daki arkadaşlara selamlar olsun. Şu an uçağı zaten otomatik pilotta kullanıyorum ben arkadaşlar. Yani otomatik pilot kullanıyor şu an uçağı. Şeyde bu ekrandaki görüntüleri görmek istemezseniz zaten şöyle uçmak otomatik pilotu aldığı için istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bunu. İneceği zaman zaten seni uyarıyor yani, alarm veriyor. İsterseniz böyle uçağımızın nerede olduğunu görmek için de navigasyonumuzu açıyoruz. Kendi rotasında gidiyor ama rota dışında gidiyor şu an. Mardin'e uçuyoruz arkadaşlar. Trabzon maşallah baya bir dağlıkmış ya. Ama çok güzel gözüküyor yani. Yeşillik falan derken. Köy evleri. Ha, bu arada çeşit çeşit yani pro modunu alırken proyu çeşit çeşit uçaklar var. İstediğiniz uçağı seçebiliyorsunuz. Ha, ben o seçime girmediğim için direkt yayına başlayacağım için o yüzden hani rastgele bir uçağımı aldım. Ben Boeing 737 uçağını aldım. Kaplamaları da var bunların. Kaplamalarda da işte tüm hava yollarına ait kaplamalar var. Türk Hava Yolları, Turkish Airlines, Pegasus, Honor Air. Uçağımızı içten de içeriden de kullanabiliyoruz. Hani görebiliyoruz. Dilerseniz yakınlaştırabiliyoruz. Aynı kamera işaretine bastığımız zaman. Sağ taraf yine yardımcı pilota. Dışarıdan uçuşları gösterebiliyor. Ya bu bilgisayarda oynanılan oyunla hemen hemen aynı dediğim gibi en başta da söyledim. Tabii bilgisayardaki biraz daha pahalı. 300 TL falan bir şey olması lazım. Ha, bu da oyunu ilk alırken Play Store'da 2,99 mu ne olması lazım? 3 lira bir şey oyunu alırken. Oyuna girdiğiniz zaman normal oynayabiliyorsunuz. Yani pro modunu almadan bir deneme uçuşları falan yapabiliyorsunuz istediğiniz kadar. İstediğiniz yere uçabiliyorsunuz. Lakin şey alamıyorsunuz mesela yolcu alamıyorsunuz. Bagaj alamıyorsunuz. Yolcuların bagajını falan. Ama promodan aldığınız zaman hepsini yapabiliyorsunuz. Yolcu alabiliyorsunuz. Mazotunuzu alabiliyorsunuz. Yakıtınızı alabiliyorsunuz. Bavullarınızı alabiliyorsunuz. Seçiyorsunuz yani istediğiniz zaman istediğiniz yere uçabiliyorsunuz. Bu oyunda bir de ATC olarak kulelerde görev yapabiliyorsunuz arkadaşlar.
Multiplayer özelliği var. Diğer arkadaşlarla oynayabilirsiniz istediğiniz gibi. Yani RFS simülatörü yazsanız Google Play'de çıkar yani arkadaşlar. Kullanımı çok basit zaten arkadaşlar, hani hiç zorlanacak bir durum da yok. Bazı arkadaşlar oyunu indirdiği zaman mesela oyunda chat bölümü de var. Chat bölümünde istediğiniz arkadaşlarınızla falan görüşebilirsiniz. Radarda diğer uçakların geçişini falan görebiliyorsunuz. Nereden geliyor, nereden gidiyor diye. Mesela sağ alt köşede radar işareti var benim. Uçak nereden geçiyor? Üstten mi geçiyor, alttan mı geçiyor? Büyük bir ihtimal üstten geçiyor. Ya oyunu almaya değer arkadaşlar. Biraz gürültü olabilir arkadaşlar. Ben şu an bu oyunu iş yerinde oynuyorum. Molada olduğum için oynuyorum şu an. Yani gürültü varsa da kusura bakmayın arkadaşlar. Sesim daha az gelebilir. Hem gürültü var hem maske takıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar pandemi döneminde olduğu için maske zorunluluğu var. Hani sağlığımız için lütfen maske takalım arkadaşlar. Eğer videoyu da beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İlk defa kanalıma bir oyun videosu atacağım. Şu an Türkiye haritası mesela diğer Türkiye haritasından ziyade diğer haritalardan da seçebilirsiniz. Ama benim burada tuhafıma giden bir şey var. Kıbrıs'ı seçemiyorum. Kıbrıs'tan havaalanına gidemiyorum. Şu an 24.000 fitteyiz.
Bir dahakine nereye uçmak isterseniz arkadaşlar, nereye uçmamı isterseniz söyleyin arkadaşlar, yorumlarda belirtin. Oradaki havayolundan uçalım. Trabzon havaalanı küçük olduğu için herhalde pistten kalktık biz. İstanbul havaalanı büyük olduğu için kapıdan kalkabiliyoruz. Ama İstanbul büyük olduğu için kapıdan kalkıyoruz. Trabzon küçük olduğu için. Ve arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Eğer ki örnek atıyorum, siz hani işiniz çıktı, şeye gideceksiniz, işiniz var, bir yere gideceksiniz, aceliniz varsa eğer, uçağı kaldırdınız, hemen inmek istiyorsanız şurada pause tuşu var sağ alt köşede, buraya bastığınız zaman kısa iniş var, iniş var, bastığınız zaman zaten direkt kısa inişe geçiyor. Eğer kalibrasyon ayarlarınız yine bozuksa, örnek atıyorum telefonu düz tutuyorsunuz ama uçak sağa doğru yatıyor, yine aynı yerden pause tuşuna basıyoruz, pause düğmesine basıyoruz. Bastığımız zaman kalibre et düğmesi var. O düğmeye bastığımız zaman telefonunuzu yatık olarak tutacaksınız. Telefonunuzu yatık olarak tuttuğunuz zaman, kalibre et dediğiniz zaman kalibre ediyor telefonunuzu. Bu Logitech'in bu uçak konsolları var ya arkadaşlar, oyuna girdiğimiz zaman nasıl kalibre et dediğiniz zaman, bununla da aynı yani. Kalibre yaptığınız zaman zaten telefonunuzu direkt kalibre ediyor. Yani şöyle bir şey daha var arkadaşlar, kamera izleme seçenekleri. Basılı tutuyoruz kamerayı, follow'dan bottom'a getiriyorsunuz, uçağın altından yine basılı tutuyorsunuz, tail dediğiniz zaman kanadın üstünden, bir daha basılı tutup uçağın burnu. Yani çeşit çeşit var arkadaşlar, sol dış tarafı, sağ tarafı, arka tarafı, arka kanadı, sol arka kanadı. Tower dediğimiz zaman yerden gösteriyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Runway biraz daha yaklaşıyor. Sol tarafta. Right view dediğimiz zaman da sağ taraftan gösteriyor. Pencereden. Şu an pencereden izliyoruz arkadaşlar uçağı. Uçağımız da kirliymiş bayağı. Pencere 2. Sol tarafın penceresi. Ve önümüz, yani koltuğun multimedyamız. Tekrar bastığımız zaman da uçağın eski haline geliyor. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa yine dediğim gibi yorumlarda da belirtebilirsiniz. Yani uçaklarla ilgili pilot değilim ama pilotluğa meraklıyım. Ha, uçakta örnek atıyorum. Hani misal arkadaşlar, uçağa kalktınız 30.000 fite, 40.000 fite gittiğiniz zaman eğer ki siz gaz kolunu aşağı indirmezseniz, gaz kolu da şu aşağıda sol tarafta, bak DHR düşüyor mesela. Gaz kolu bu. Budur arkadaşlar. Şu an otomatik pilotta olduğu için ben mesela gaz kolunu aşağı indirdim, kendiliğinden tekrardan yukarı çıkıyor. Olay basit yani, çok basit olay. Az bir mesafemiz kaldı. (Gülüyor)
Ya zaten şu kırmızı yuvarlanın oraya geldiğimiz zaman büyük bir ihtimal uçak artık alçalmaya başlayacak. Şu an 36.100 fitteyiz. Dediğim gibi arkadaşlar gürültü çok var. Şu an iş yerinde iş yerindeki gürültülerden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi chat bölümü var arkadaşlar. ATC'yi kapatalım. Air sisteme bastığımız zaman arkadaşlar Air sistemde uçan işte kemerlerimizi bağlamamızı uyarısı, ondan sonra sigara içmemiz, uçak hani dondurucu soğuklarda havanın uçaktaki havanın sıcak olması için. Engenesi zaten biliyorsunuz. Motor açma kapama. Light ışıklandırma arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Logo ışığı dediğimiz zaman şu arkadaşlar. Ben düz uçak olduğu için logosuz bir uçak seçtim. Ondan sonra kanatlardaki ışıklar mesela uçtuğumuzu söylüyor. Beyond light yaptığımız zaman da uçağın üstündeki ışık. Ben kırmızı ışık bir daha basayım. Yanmıyor şu an. Bir daha basalım. Işık yanıp sönüyor. Kabin ışığımız dediğimiz gibi arkadaşlar. Şöyle aşağı basılı tutup aşağı çektiğimiz zaman kapanıyor. Mesela D2 bir kısım. D1 komple aşağı dediğimiz zaman kokpit pilotu şöyle. Mesela kokpit pilotu kapattım ışığını. Şöyle. Kanatlardaki yeşil ışıklar nav ışığı. Landing uçak kalktığımız için taksi zaten hepiniz biliyorsunuz. Taksi ışığı pistten çıkacağımız zaman, kapıdan kalkacağımız zaman taksi yapıyor. Pushback servisi istiyor. Pushback servisi istediğimiz zaman taksi istiyoruz. Taksi yapacağımız zaman da taksiye bastığımız zaman taksi yapıyoruz. O zaten mazotumuz arkadaşlar. Eğer sağ sol mazotanız aynı değilse bu fuelyasından sağ sola mazot aktarabiliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar. Sisteme gelelim yine. Bu Goron sistemdeyiz arkadaşlar. Yani dediğim gibi pushback istediğimiz zaman buradan Goron sisteme girdiğimiz zaman pushback'i yapabiliyoruz burada. Şu an havada olduğum için bir şey yapamıyorum. Zaten kalkış yaptığımız zaman, iniş yapacağımız zamanlar flapsları açabiliyoruz. Gear'da flapsları örnek hani flaps kalkacağımız zaman flapsı artı 1 veya 2'ye alıyoruz. Ama ineceğimiz zaman flapsları fulluyoruz. Gear'da alt takımları kapatmamız şöyle. Yukarıda olduğumuz için ve hızımız olduğu için şey açamıyoruz. Spoiler'ı zaten hepiniz biliyorsunuz. Arkadaşlar yavaşlatmak için ineceğimiz zaman zaten flapsları indiriyoruz. Spoilers'ları açıyoruz hepsini.
3'e kadar indiriyoruz. İneceğimiz zaman da otomatik parking bastığımız zaman, parking frenk dediğimiz zaman, uçak indiği zaman arkadaşlar kendini frenliyor. Rad da eğer otomatik pilot kullanmıyorsanız sağa dönmeniz için, sola dönmeniz için hafif bir sağ sol yapabilirsiniz. Yerdeyken bile hani pistten gideceğiniz zaman sağ sol yapabiliyorsunuz. Kalkışta göstermiştim zaten. Mesela uçaktayken uçakta bir arıza oldu ve motorlar yandı uçağın. En yakın havaalanı mesela sol tarafta şurada. Sol tarafta en yakın havaalanı şurası var. Sol tarafında. Oraya işaretliyorsunuz. İşaretlediğiniz zaman iniş diyorsunuz oraya. En yakın havaalanına indiğiniz zaman MRC 121-500'e bastığınız zaman ambulansıdır, itfaiyesidir gönderiyor. Artık yavaş yavaş havaalanına yaklaştığımız için arkadaşlar yavaş yavaş düşüşe irtifatımızı indiriyoruz, düşürüyoruz yavaş yavaş. Hani gerçeğiyle birebir hemen hemen aynı bunlar. Güzel bir oyun. Yapanların ellerine sağlık. Çok güzel bir oyun yapmışlar. Ya zaten mesela seçtiğiniz havaalanına gittiniz. O havaalanına indiğiniz zaman, uçağı stop ettiğiniz zaman da şeyler çıkıyor önünüze, yani uçağı uçuşu tamamladığınıza dair belge çıkıyor önünüze. İsterseniz devam et dersiniz, isterseniz hani kapıya gittiğiniz zaman da orada yolcuları indirip yeni yolcu alabiliyorsunuz veya mazotunuzu, yeni yakıtınızı alabiliyorsunuz, yeni yakıt alabiliyorsunuz. Başka bir yere tekrar kalkış yaptığınız havaalanına, örnek atıyorum, İstanbul'dan Ankara'ya uçtunuz, Ankara'ya indiniz, Ankara'dan tekrar kalkış yapıp İstanbul'a gidebiliyorsunuz ya da yeni bir şehir yapabiliyorsunuz. Şöyle bir şey daha var arkadaşlar, Promod'unu aldığımız zaman Promod'dan 2-3 tane havaalanı seçebiliyoruz. Misal Ankara'dan İzmir'e, İzmir'den Trabzon'a, Trabzon'dan Van'a, öyle seçebiliyorsunuz yani. Tabi ona göre de yakıtınızı almanız lazım. Ben yakıtı fullledim, %100 yaptım. Geçen seferki uçuşumda oyunu açtım, yakıt almadım. %10 bir yakıtım vardı. Motorlarım beni istop etti. En yakın havaalanı da yok yanımda. Yakınımda havaalanı olmadığı için inemedim, uçağı düşürdüm. Özellikle yakıtlarınıza dikkat edin arkadaşlar. Hani uçağa kalktığınız zaman otomatik pilotu açabilirsiniz. Otomatik pilotu açtığınız zaman otomatikman rotaya giriyor. Kendisi rotaya alıyor. Bir ineceğiniz zaman otomatik pilottan çıkıyor işte. Otomatik pilottan çıktığı zaman da siz kendinize uçağı indiriyorsunuz. İkinci bir husus işi arkadaşlar, telefondan oynayacağınız zaman telefonun ekranı büyük olması lazım ya da bir tabletiniz varsa, Android tablet. Android tabletten ekranı büyük olduğu için daha güzel oynanılıyor. Hani tablette oynamanızı tavsiye ederim. Ya ben telefonum, benim 6.53 ekran var. Ya ben telefonda da oynadığım için benim için daha iyi. Ya tablete hiç gerek duymadım. Yani mesela bunu konsolla oynamak istersem konsola telefonu bağlarım. Artık konsolla uçuşu, kalkışı, iniş falan yapabilirim yani.
Artık yavaş yavaş havaalanına yaklaştığımız için hem hızımız da yavaş yavaş düşüyor, hem irtifatımız yavaş yavaş düşüyor. Şöyle şu rotayı kapatalım, bilgileri kapatalım. Şöyle uçağı da uzaklaştırabiliriz arkadaşlar. Uçağımız Boeing 737 uçağı. Logoyu kapatalım. Oyunun biraz daha geliştirilmesi lazım arkadaşlar. Mesela şu an kayıttan mı yapıyor artık, neyden yapıyorsa bilmiyor. Aşağı doğru bakın. Ölçeklenmede bir sıkıntı var. İlk defa oluyor bende böyle. ...16.400'e girdik. Zaten yaklaştık. Büyük ihtimal tekrar şey yapacağız biz burada. Bu yuvarlak bölmeye geldiğimiz zaman pembeli yere kendini toparlayamayacağı için biz kendimiz kısa iniş isteyeceğiz. Ya da oraya geleceğimiz zaman manuel alacağız, otomatikten çıkaracağız. Büyük ihtimal manuel alırız arkadaşlar, yani otomatik pilottan çıkarırız, manuel kullanırız. Manuelde de uçağı indirmek gerçekten uçağı indirmek çok zor bir şey. Böyle oyunlarda, özellikle de telefonlarda indirmek çok zor arkadaşlar. Telefonda da muhteşem şarj diyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, muhteşem çok şarj diyor. Eğer yurt dışına uçuş yapıyorsanız yanınıza bir power bank ya da bir uzatma çekebilirsiniz. Çünkü müthiş bir şarj yiyor. Yok, ben yarım saat oynayıp hemen iniş yapmak istiyorum derseniz, dediğim gibi sağ alt köşede pause işareti var. Pause işaretine bastığınız zaman kısa iniş var, iniş var. Kısa iniş dediğiniz zaman otomatikman sizi pistin hemen hemen biraz gerisinde atıyor inişinizi yapmak için. Ama iniş dediğiniz zaman bayağı bir mesafe var, işte flaplarınızı açmak için, spoilerınızı açmak için, hızınızı düşürmek için bir mesafe bırakıyor size. Öyle inebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben oyunu ilk oynadığımda yurt dışına uçuş seçmiştim. Hemen hemen bir 3 saat bir mesafe vardı. 3 saatlik bir mesafe. Vallahi nereydi tam unuttum ama uçuşu seçtiğimde
Telefonu şarja bıraktım. Kendim uykuya kaldım. Uykuya kaldım. 1 saat, 1,5 saat ne yattım? 2 saat yattım. 2 saat sonra kalktığımda bıçak hala uçuyor ve daha gelmedi. Hani ben dedim oyundur diye kısa şey yaptım ama maalesef oyunda olduğu için harita birebir hemen hemen Türkiye ile aynı mesafe. Gerçek hayatta uçaklar kaç saatte gidiyorsa oyunda da aynı yapmışlar. Bu güzel bir şey aslında da. Neyse uyandığımda baktım daha uçak devam ediyor. Dedim hadi kalktım işte işlerimi falan hallettim. Telefon hala şarjdaydı benim. Şarjdan en son dayanamadım. Telefonu biraz daha kurcalayayım dedim. Baktım orada o pause işaretinde bastığım zaman kısa iniş ve inişler var. Direkt inişe kısa iniş dediğim zaman hemen hemen pilot şey pistin biraz gerisinde bırakıyor bizi. Yukarıda. Birazdan göstereceğim arkadaşlar size. Hem kısa inişi hem inişi. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Şu an telefonum da müthiş ısındı.